İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 yıl içinde 40 milyar lira gelir elde etti. Kendisine yakın şirketlere ödeme yaptı. Eski şirketlere ödeme yapılmadı. Parasını alamayan şirketlerin çalışanları perişan oldu. Hacizler, icralar birbirini izledi. Çalışanlar eve ekmek götüremez hale geldi. TV 100, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu dönemi mali gerçekleşme raporunu ele geçirdi. Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip insanlarımızın bireysel olarak maksimum düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Net. Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun sık sık vurguladığı şeffaflık ve adalet söylemlerine ters düşüldüğü iddia ediliyor. Belediye ödeme yapmadığı için o da bize para vermiyor şirket. Emeğimin karşılığını istiyorum. Belediye ödeme yapmadığı için çalıştıkları şirketlerden paralarını alamayan işçiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na böyle seslenmişti. Ekrem Başkan'dan bir temennimiz var. İnşallah buna bir çözüm bulursa Ekrem Başkan'dan bir yardım istiyoruz. İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana hep şeffaflık vurgusu yaptı. Ancak bu sözler havada kaldı. Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip insanlarımızın bireysel olarak maksimum düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Net. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece eski yönetimle çalıştıkları için bazı şirketlerin alacaklarını ödemedi, şirketler de ödeme yapmadığı için çalışanlar paralarını alamadı. Hacizler, icralar birbirini izledi, eve ekmek götüremeyen işçiler perişan oldu. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu kendisine yakın olan bazı eski şirketlerle anlaşmaya vardı. Onların paralarını ödedi. Kendisine yakın olmayan şirketlere ise ödeme yapmadı. Şirketler zor durumda kaldı, icralık oldu. Alacaklarını tahsil edemeyen şirketler de mahkemelere başvurdu. Alacaklara şimdi faizler de eklenecek. Bu durumda belediye hem ana parayı hem de faizi ödeyecek. Yani belediyeye ek yük binecek. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne son bir yıl içinde Maliye, İller Bankası, krediler ve kira gelirlerinden toplam 25 milyar lira, yani eski parayla 25 katrilyon lira para aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, İgdaş ve İSKİ'den de 15 milyar lira gelir elde etti. Belediyenin yıllık geliri toplam 40 milyar lirayı, yani eski parayla 40 katrilyonu buldu. Sonra bunu görenden ayrılık yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2020 yılına ait mali gerçekleşmelerini gösteren belgelere TV 100 ulaştı. İşte o belgeler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son bir yılda bu 40 milyar liranın 5 milyar 700 milyon lirasını kendi iştiraklerine yönlendirdi, ödeme yaptı. Şu pembe gördüğünüzde trafya formasyonu dediğimiz kaya. İştirak şirketleri de aldıkları bu 5 milyar 700 milyon lirayı kendi iş yaptırdığı taşeronlara ödedi. İmamoğlu 6 milyar Türk lirasını da kendi döneminde ihale kazanan, iş yapan ve kendisine yakın olduğu iddia edilen müteahhitlere ödedi. Buna karşılık bir yıl önce iş yapan bazı şirketlerin alacakları dikkate alınmadı, bu şirketlere bir yıldır hiçbir ödeme yapılmadı. Ödemeler normalde fatura numaraları ve aciliyete göre yapılırken bu yönteme uyulmadı. Eskiden kalma alacaklar dikkate alınmadı. İddiaya göre İmamoğlu, eski dönemde iş yapan ancak kendisine yakın olan bazı şirketlere ödeme yaptı. Bu şirketlerle çalışmaya da devam etti. Belediyenin tercihi, yani bir sürü proje var İstanbul'da diyelim. Bu durum, her fırsatta şeffaflıktan söz eden İmamoğlu, şirketler arasında kendisine yakın ve kendisine yakın olmayan şirketler ayrımı mı yapıyor sorularına neden oldu. Masraflı dediğiniz yani. Burada biraz ona benzedi de sanırım. Binlerce işçi ve yüzlerce taşeronla çalışan, ancak İmamoğlu'na yakın olmayan bu firmalar, kendi alacaklılarına para ödeyemedi, icra takibine düştü. Sayın İmamoğlu, her şey yarın güzel olacaktı. Şirketler belediyeden para alamadıkları için işçilerine ödeme yapamadı. Belediye ödeme yapmadığı için
O da bize para vermiyor şirket. Emeğimin karşılığını istiyorum. Taşeron işçiler daha önce belediye önünde eylem yapıp sorunlarına çözüm istemişti. Ancak İmamoğlu buna kulak tıkadı. Haciz ve icralarla boğuşan çalışanlar belediye ödeme yapmadığı için zor durumda kaldı. Ekrem Başkan'dan bir temennimiz var. İnşallah buna bir çözüm bulursa Ekrem Başkan'dan bir yardım istiyoruz. Ekrem İmamoğlu sık sık şeffaflık vurgusu yapıyor. Son derece radikal kararlar alacağız toplumun bu şeffaflığı hissetmesi adına. Demokrasinin bu kent yönetiminde böyle damarına kadar işlemesi adına. İmamoğlu her fırsatta şeffaf olacağız diyor. Bir ihale yapılacaksa zaten gene şeffaf olur, endişe etmesinler. Ancak ödemeler konusundaki tutumu nedeniyle kendi söylemini yalanlıyor gibi bir görüntü sergiliyor. Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip insanlarımızın bireysel olarak maksimum düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Net. Bunları söyleyen İmamoğlu'nun ödemelerde kendine yakın olan ve olmayan şirket ayrımı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor. Masraflı değiliz. Burada biraz ona...